Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi gördük. Gerçekten çok daha iyi olduk hocam. Çünkü uzun yılların tecrübesini daha da artarak hala bizlerle buluşmaya devam ediyorsunuz. Ben yürekten diliyorum ki nice yıllar boyu gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olun. İnşallah efendim. İnşallah hep birlikte. Koşmaca çok uzun yıllar evvel başladı. Okuldan mezuniyet, sonra geçen uzun yıllar ve bu güzel mekanda biz bayanlara hizmet. Anlatalım mı hocam, kaç yılında nereden mezun olduk ve yıllar nasıl geçti? Afyon Lisesi mezunuyum. 79 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tıp hekimi olarak mezun oldum. O dönemde kadın doğum hekimliğini istediğim için bir dönem burada İstanbul'da kaldıktan sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da 9 ay kadar kaldım. Bochum Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Hem Almanca eğitimimi gördüm hem de kadın doğumla ilgili zaman zaman oradaki eğitimlere katıldım. Ama daha sonra Almanya'da kalmak için mutlaka bir Alman vatandaşıyla evlenmek gerekiyordu. Ama bu dönemde, o dönemde işime gelmedi ve şeye döndüm. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de o dönemde genel bir imtihan yoktu. Yani şu dönemde bütün tıp doktorları açılmış olan kadrolar tek bir havuzda toplanıyor ve imtihana giriyorlar ve buradan imtihanı kazananlar, ilk 100 kişi kadın doğuma ne hangi bölümde istiyorsa geçebiliyorlardı. Ama o dönemde öyle değildi. Her fakülte kendi imtihanını açıyordu. Ben 14. imtihanda kazanabildim kadın doğumu. Ama sonuna kadar bekledim ve kazandım. İşte bir dönem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ikinci yılda iki tane tıp hekimi katledilmişti ve o dönemde bir okul tatil edildiğinde Zeynep Kamil'de boş vakitimi geçirmek amacıyla hakikaten 3-4 ay sürdü o dönem. 3-4 ay okullar açılmadı. O dönemde başladım. Zeynep Kamil'de daha talebeyken eğitimliğe başladım. İlk önce bir ortopedistin yanında çalıştım. Daha sonra çocuk hekiminin yanında çalıştım. Ama sonra doğumhaneye gelince benim asıl branşım, asıl hekimliğim burası olmalıdır dedim. Ve doğumhanede oradaki hekim arkadaşlarının hizmetini yaparak eğitim aldım. Daha sonra stajım 5. Üniversitenin 4. yılında staja başladığım dönemde. O dönemde Selçuk Erez'in kliniği vardı. Tesadüfen hekimin hocama burada hocamız, selamlar evet, yolluyoruz yani Selçuk halen sağ, halen sıra. Gerçekten kadın doğum ve uzmanı. Bana çok büyük eğitimler vermiştir. Bir dönemde o gece nöbet tutan hekimlerden bir tanesi Kıbrıs'a gitmek zorundaymış. Ve ben tesadüfen oraya gittim. Dedim ki böyle ben kendimi Zeynep Kamil'de yetiştirdim. Çalışmak istiyorum dedim. Ve hakikaten beni nöbete aldılar ve daha tıp talebesiyken bir hastanede, hele hele kadın doğum hastanesiydi, neredeyse tek hastaneydi Nişantaşı'nda. Amerikan vardı, Güzelbahçe falan vardı. Bir dönem Selçuk Özin kliniğinde, bir dönemde Güzelbahçe'de çalıştım. Ve Güzelbahçe Hastanesi şu andaki Amerikan Hastanesi'nin yanındaydı. Amerikan Hastanesi onu da aldı, büyüdü zaten. Orada çok sayıda hekimlerle çalıştım. İşte Profesör Adnan Salepçioğlu, Aykut Kazancıgil gibi, Tahsin Artunkal gibi zamanın en iyi hekimlerinden eğitimler aldım. Ve onlardan kadın doğumla ilgili alabileceğim her şeyi kapmaya çalıştım. Ve dolayısıyla daha talebeyken kadın doğumcu olarak çalışmaya başlamış oldum. 82 yılında geçtim. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümünü kazandım. 14. imtihanımda ve 87 yılında da kadın doğum hekimi oldum. Bizim dönemimizde laparoskopi yoktu, tüp bebek yoktu, histeroskopi yoktu, laparoskopi yoktu o dönemde. Yani yeni yeni laparoskopi gelmişti, yeni yeni histeroskopi gelmişti. Tüp bebek sadece birkaç yerde vardı. Ama ben 87 yılında mezun olduktan sonra
yani hepsinin eğitimini aldım. İşte perinatoloji eğitimini aldım, çapaya gittim. İşte boş zamanlarında muayenehane açmıştım. Muayenehane sırasında hastalığımı götürdüm. Perinatoloji açısından kendimi geliştirdim. IVF'i kendim öğrendim. Laparoskopiyi, histeroskopiyi, her şeyi yapar hale geldim. Daha sonra işte muayenehanemi açtım. İlk kadın 1991'di. Evet, hocam. İlk kadın sağlığı merkezini kurdum. O dönemlerde böyle Türkiye'de ilk kadın sağlığı merkezini 97 yılında bizlerle buluştu. 22 koca yıl olmuş. Evet, yani 97 yılında ilk hakikaten kadın sağlığı merkezini açtım ve nereden bakarsanız bakın kaç yılında 91 ya da 92 yılında kadınsağlığı.com sitesi bana ait bir siteydi ve ilk neredeyse bu tarz kurulmuş, yani mesleki açıdan kurulmuş ilk siteyi yaptım. Ve kadınsağlığı.com şu anda halen devam ediyor ve hakikaten Google'da ilk şeylerden gerçekten belki 25 yıllık oranı, çok 25 fazla. Yıllık bir domain olması nedeniyle iyi yerlerde ve İşte kadın sağlığı merkezini iki katlı bir merkez açtım Gazi Osman Paşa'da. Ve zaman zaman birçok arkadaşım benim neden Gazi Osman Paşa? İlk önce burada başladım. İlk önce burada muayenehanemi açmak zorunda kaldım. O yüzden dolayı da emek verdiğim bir yer diye düşündüm. Hayata şöyle bakıyorum. Çalıştığım yer önemi yok. Parayı harcadığım yerin önemi var diye düşünmüşümdür hayatım boyunca. Bu dönemde hem zaman zaman Güzelbahçe Hastanesi'nde nöbetler de tuttum. Ve daha sonra gelişmeler beni bir hastane açmaya yöneltti. Ve burada TEM'e yakın Avrupa TEM konutları var. Orada 7 katlı bir binanın kiralama işlemini yaptım. Hakikaten çok güzel döşedim. Çok güzel şeyler yaptım. Ve maalesef 2 yıl ruhsat alamadım. Ruhsat almakta zorlandım. Zorlanınca parası açıdan sıkıntılar yaşadım. Ve bu yüzden dolayı da ortak almak zorunda kaldım. Ama ortaklar kötü çıkınca adım lekelenmesin diye ceketimi alıp çıktım. Aynı boşanmada olduğu gibi, hani erkekler boşandığında ceketini alıp çıkar ya, ben de aynı şekilde ceketimi alıp çıktım. Hakikaten sıfırladım. Birçok malım vardı, işte Acar kentte villam vardı, buradaki muayenehanem hepsi gitti. Ve yeni baştan Şafak Hastanesi bana kucak açtı. Şafak Hastanesi'ne 3 yıl önce geldim. Ve burada bana 7-8 tane kadın doğum hekimi var. Hasta çokluğu, hasta sayımın çok olması nedeniyle bana 7 tane oda verdiler ve burayı çok güzel döşedik. Ve Avacıoğlu Kadın Sağlık Merkezi olarak burada devam ediyoruz. İşte hastalarınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süpersiniz burada. Hocam. Bu güzel cümlelerden, anlattıklarınızdan bunun bir aşk olduğunu, bir sevda olduğunu anlıyoruz ve biz yürekten diliyoruz ki bu sevda hiç ama hiç yok olmasın. Bu işi çok çok severek yaptığınız gerçekten belli. Diliyorum ki bu hasta sayısı, yatak sayısı, oda sayısı 7'ler, 17'ler, 27'ler olarak ilerleyen zaman diliminde bizlerle buluşsun. Burada o kadar bu işi seviyorsunuz ki ve biraz evvel vurguladığınız gibi teknolojiyle doğru orantılı bir büyüme ivmesi izlediniz biz bayanlar için. Burada gerçekten her geçen sene değil, her geçen ay belki de her geçen gün kendinizi geliştirerek dünyayla aynı oranda bizlere sunma savaşınız var teknolojiyi. Ve en iyi yenilikleri biraz evvel çünkü o kadar güzel konulara değindiniz ki olmayan tüm güzellikler Türkiye'de yeni yeni hep ilk sizlerle bizlere sunulma savaşına girdi. Ve bu savaş nice yıllar boyu gene bizlerle olsun diliyorum. Burada yurt içi bilimsel çalışmalarınızın varlığını biliyoruz. 15'i aşkın çalışmanız var değil mi? Uzun zamandır maalesef bu başımdan geçen olaylar nedeniyle bilimsel çalışmalardan biraz uzak kaldım ama tabii ki toplantılar, tabii ki bilimsel çalışmalar devam ediyor ama yayın olarak
maalesef yapamıyorum şu anda. Ama gene de gebelik ve gebelik takibi, kısırlık nedir, tanı ve tedavi yöntemleri. Yani iki tane kitabımız var. Bunlar tamamen hastalığa yönelik. Bu kitapları... Çok keyifli, ince. Bu kitapları nasıl yazdık? Şöyle kısaca hikayesini anlatayım. İki katlı kadın sağlığı merkezim varken şu anda doçent olan Levent Yaşar'la birlikte şu anda kendisi Bakırköy Devlet Hastanesi'nin şeysi, kadın doğumu yöneten kişi. Onunla birlikte oturduk, böyle bir plan yaptık ve maalesef bu kitabı Levent Bey'den sonra geliştiremedim çok yoğun olmam nedeniyle. Ama hastalığa yönelik gebelik ve gebelik takibi, artık kısırlık tedavisi, sadece hastalığa çünkü gebe kadın bir hekime geliyor, 15-20 dakikada konuşuyor, sorabildiklerini soruyor, soramadıklarını maalesef unutarak evine gidiyor. En azından takıldığı bir şey olduğunda, işte bulantı, kusma, işte ilaçlar nasıl kullanılacak diye, yani onları hatırlatıcı, evet, el kitabı gibi kitaplar. Süpersiniz hocam. Burada üyesi olduğunuz birçok dernekler var, birçok kursları var katıldığınız, sertifikalar var, kongrelerini var gene katıldığınız. O kadar çok şey var ki aslında dakikalar değil, saatler yetmez aslında sizi anlatmaya. Ben bu arada Doktor Tuğrul Avacıoğlu olarak gerçekten uzun ama çok uzun yıllardır bizlerlesiniz. Ama hep değişmeyen kaliteyle ve bizlerin beklentileriyle birlikte. O zaman hocam şunu sormak istiyorum. Bu güzel binada, bu güzel merkezde hangi hizmeti veriyorsunuz biz bayanlara? Yani burada kadın doğumla ilgili bütün işleri yapıyoruz. Yani kadın hastalıklarıyla ilgili her türlü şeyi yapıyoruz. İşte gebelik takibi, perinatoloji, laparoskopi, histeroskopi, miyom ameliyatları, her türlü şeyi yapıyoruz. Sadece işte son dönemlerde genital estetikle ilgili çalışmalarımız var. Lazer ile yapılan. Evet, genital estetikle ilgili çalışmalarımız var. Tabii birçok aleti sistemin içine soktuk. Vaginal lazer, radyo frekans anlamında, evet, da tüm güzellikler, evet, radyo frekans, oluyor. Evet, radyo frekans dediğimiz aletlerimiz var. Mesela radyo frekans alet tek seansta idrar kaçırmasını tedavi eden bir alet. Özellikle stres inkontinansta kullandığımız bir alet. Tek seansta idrar kaçırmasını tedavi ediyor. Yeniliklere açık bir ekibiz. Ekibimiz bütün yenilikleri takip ederek bunları yapmaya çalışıyor. Özellikle genital estetikle ilgili son zamanlarda çalışmalarım o konu çok uzun olacak. Çalışmalarım hızlandı ama genital estetikle birlikte yavaş yavaş estetik alanında kaymaya başladık. Nasıl estetik alanında kaymaya başladık? İnsan estetikle uğraştığında acaba şunu da mı yapsak, bunu da mı yapsak diye bir çabaya giriyor ve bu neyi doğurdu? Abacıoğlu Estetik Merkezi'ni doğurdu. İlerleyen zaman diliminde hocam Abacıoğlu Estetiği daha da açarak sizlerle olmak istiyoruz. Ama ben burada Doktor Tuğrul Avacıoğlu'na son soru şunu sormak istiyorum. İleriye yönelik hedefler neler diyorum? İleriye yönelik hedefler birinci planda sağlıklı bir yaşam, huzur dolu bir yaşam. Ailemle, çocuklarımla çok mutlu, huzurlu bir gelecek istiyorum. Onun dışında çalışmaktan mutluyum, gelişmekten mutluyum. Ve dediğim gibi yeni baştan büyümeye çalışıyorum. İşte yakın bir zamanda şeyi açtık, Abacıoğlu Estetik Merkezi'ni açtık. Orada da farklı şeyler yaparak imzamızı atmayı istiyoruz. Tersiniz hocam, hep daha ileri, hep daha ileri gidiyorsunuz. Ve biz gerçekten tüm bayanlara da ben teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz diyorum. Ve var olan kalitenizle ve gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olmanızı diliyor. Saygılar sunuyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.